Selam arkadaşlar, Mertel Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yakup. Bugün sizlerle beraber Magic Voice'un yeni kulaküstü kulaklıklarını beraber inceleyeceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeyelim, hemen videomuza geçelim. Evet, ürünlerimiz geldi. Bu ürünlere özel bir indirim kodu tanımladık. Bu kodu videonun ilerleyen sürelerinde sizler için belirteceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlarımızdan İnanç bizim için ilk ürünü seçsin ve ilk ürünümüzle başlayalım. Mavi. Bu mavi. Bu mavi değil, bu mavi. Ve İnanç kutumuzu seçti. Hemen mavi kutumuzla başlıyoruz. Evet, ilk ürünümüzle başlıyoruz. İlk ürünümüz bizim mavi kulaklığımız. Aslında benim favorim. Bas severler için bu ürünün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulağa hoş gelen bir bası var. T sevenler için önermiyorum çünkü yoğun bir bas bulunuyor. Dilerseniz kutumuzu açalım. Bakalım kutumuzun içinden ne çıkacak? Kutumuzu açtık, ürünümüzü çıkardık. Kutumuzun içerisinden de bir tane jack kablomuz çıkıyor. Bununla da telefon ve kulaklığınız arasındaki bağlantıyı yapıyorsunuz. Evet, kutumuzdan kurtulduk. Artık kulaklığımızla baş başayız. Bir yapısı var. Burada da kızaklarımız sayesinde kafamıza uyumlu bir şekilde kullanabiliyoruz kulaklığımızı. Rengini sevdim. Hemen ön tarafta birkaç tane tuşumuz var. Açma, kapatma, telefonunuza cevap verme, ileri geri ve mod tuşlarımız bulunuyor. Alt tarafında bir tane Type-C ile şarj edebileceğimiz bir şarj yuvası bulunuyor. Hemen sağ tarafında bir jack girişi bulunuyor. Bununla da telefon arasındaki kablo bağlantımızı kuruyoruz. Burada da bir mini SD kart girişimiz bulunuyor. SD kartımızı takarak da müziklerimizi dinleyebiliyoruz. Biz ilk etapta Bluetooth bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Hemen burada bir tuşumuz var. Tuşumuza basıyoruz. Ürünümüzü açtık. Buradan hemen telefonumuzu da açalım. Sonrasında Bluetooth'umuzla bağlantımızı kuralım. MF adını bulup eşleştir dedikten sonra eşleştirmemiz gerçekleşti ve artık kulaklığımız müzik dinlemek için hazır. İlk etapta ben kulaklığı kulağıma takacağım. Bir müzik sesi, bir şarkı açacağım. Sonrasında müzik sesini dinleyebilmeniz için kulaklığımı ortaya koyacağım ve mikrofonumu kulaklığın ortasına koyacağım. Evet, kulaklığımı kafama taktım. Ergonomik ve hafifliği sayesinde kafamı hızlı bir şekilde uyum sağladı. Şimdi müziği dinleyeceğim. Bütün kulaklıklarda aynı müziği dinleyeceğim. En iyi basın olduğunu düşündüğüm için ilk bununla başlamak istedik. İnanç da benimle aynı fikirde olduğu için direkt olarak sizlerin müziği açacağım. Son ses dinleyeceğim müziği. Mikrofonun hemen yakamda dışarı ne kadar ses geldiğini net bir şekilde duyabilirsiniz diye mikrofonu kulaklığıma yakın bir yerde tutuyorum. Direkt başladım. Şu anda dışarı bu kadar ses geliyor. Şu an mikrofondan ne kadar ses aldığına dair hiçbir fikrim yok. Bir sonraki aşamada yani şimdi hemen arkamda bir mikrofonum var. Onu ön tarafa koyacağım ve kulaklığım mikrofonun etrafında sesli bir şekilde müzik dinleyeceğim. En azından denemeden de olsa kulaklıktan ne kadar ses geldiğini anlayabilirsiniz istiyorum. Evet, şarkımı durdurdum. Şimdi şarkımı geri aldım. Bir mikrofonumu arkadan aldım ve ön tarafa koydum. Şimdi etrafını da kulaklığımı koyacağım ve sizler sesi nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum. Umarım güzel bir ses alıyorsunuzdur. Şu anda Emre duyuyor, garip hareketler yapıyor, ben hiç anlamıyorum. Evet, bu kulaklığımızın sesini ufak tefek de olsa sizlerle beraber denedik. Ben kendim denedim. En iyi basın burada olduğunu tekrardan iddia ediyorum. Şimdi Emre'nin favorisi olan ürünü İnanç'tan istiyorum. Bunu Emre'ye fırlatıyorum. Emre, bu sende. İnanç, siyah alabilir miyim? Evet, siyah geliyor. Evet, siyah ürünümü aldım. Bu mikrofonumuz artık burada durabilir. Testimizin nasıl yapıldığını hep beraber gördük. Şimdi onunla Bluetooth bağlantısını koparacağım ve bununla Bluetooth bağlantısını gerçekleştireceğim. Evet, siyah kulaklığımızla bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi aynı şekilde bunu yine kafama takacağım. Kafama taktım, ayarlarımı da yaptım. Şu anda kulaklığım gayet hoş bir şekilde, hafif bir şekilde kulağımda duruyor. Şimdi aynı testimizi aynı şarkıyla bir daha yapacağız. Equalizer olarak birbirlerine dengeli bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Daha öncesinde deneme şansım oldu. Ama dediğim gibi ben hala ilk kulaklıktan yanayım. Şimdi şarkımızı açıyorum ve son ses yapıyorum. Evet, şu anda bu kulaklığımda da son ses müziği dinliyorum. Sizlere ne kadar ses geliyor hiçbir fikrim yok. Bunu videonun sonunda beraber izlemiş ve görmüş olacağız. Dilerseniz bu kadar dinledikten sonra şimdi mikrofonumu önüme alayım, kulaklığımı etrafına koyayım ve aynı müziği buradan da açmaya devam edeyim. Hemen aynı yerden girmek istiyorum ve... Ben bu müziği seviyorum. Niye seviyorum değil mi? Ama sabahtan beri unutmuyorum.
Evet, müziğimizin sesini dinledik, kulaklığımızdan nasıl bir ses geldiğini artık az biraz da olsa beraber hissettik, öğrendik, gördük. Siyah kulaklığımızla da aynı testlerimizi yaptık. Yine dediğimiz gibi 3 tane tuşumuz bulunuyor burada. Ortadaki tuşla açma kapama işlemlerimizi durdurma ve devam ettirme özelliklerimiz bulunuyor. Hemen sağda ve solda sesimizin volümünü yükseltmek ve alçaltmak için kullanıyoruz. Bir tane jack girişimiz var. Burada bir tane mikro USB girişimiz bulunuyor şarj edebilmek için. Mikro SD kart girişimiz bulunuyor. Bu sayede de mikro SD sayesinde de kulaklığımızı kullanabiliyoruz. Ve bununla da görevimizi tamamladığımıza göre bir sonraki yani inancın ürünü olan, favori ürünü olan ürünümüze geçiyoruz. Bu senin. Evet, üçüncü kulaklığımıza geçtik. İnancın favorisi olan kulaklığım. Buna geçmeden önce sizlere hemen sağda veya solda arkadaşlarım bir indirim kodu göstereceklerdir. Bu indirim kodu sayesinde sitemizden alışveriş yaptığınız takdirde indirim kuponu kazanmış olacaksınız. Kodu kullanarak indirimle ürünlerimizi satın alıp kullanabilirsiniz. Evet, bir ufak detay daha vermek istiyorum. Burada kullandığımız 4 ürünümüzde, 4 kulaklığımızda 20 ile 20 bin Hz arasındaki frekans aralığına sahip ürünler dedikten sonra hemen yeni ürünümüze geçelim. Evet, bu ufak detayı da verdikten sonra üçüncü ürünüm yani inancın favorisine geçmek istiyorum. Burada da aynı şekilde tuşlarımız bulunuyor. Hemen ürünümüzü açalım ve modumuzu alalım. Bluetooth modunu aldıktan sonra hemen MF kodunu buluyoruz ve eşleştirmemizi yapıyoruz. Evet, bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi müziğimi, aynı müziğimi açıp testimi aynı mikrofonla yapacağım. Şu an müziğimi başlattım. Şu an dışarıdan alabildiğimiz sesin hemen hemen hepsini alıyorsun çünkü mikrofonum kulaklığıma gayet yakın. Sesimi de aynı zamanda alıyorsunuz. Ben biraz susmak istiyorum. Evet. Bu testimizi gerçekleştirdik. Kahverengi siyahın uyumu bence tatlı duruyor ama mavi benim için hala favori. Ve bunu da söyledikten sonra mikrofonumu şöyle ortaya koyayım. Mikrofonu koydum, kulaklığımı etrafına koydum. Şimdi sizlere olabildiğince gerçek sesi dinletmek istiyorum. Evet, şu anda kulaklığımdan gelen sesi duydunuz ve bu kulaklıkta da artık neredeyse işimiz bitti. Bu yan taraftaki ışıkları var. Sizler görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlarım. Size yakından biraz daha göstereceklerdir. Işık detayları güzel olmuş. RGB bir ışığa sahip. Oyuncu kulaklığı olarak da kullanılabilir bir kulaklık. Dedikten sonra bununla da işim bittiğini anlıyorum ve bunu Emre'ye fırlatıyorum. Yeni kulaklığımı inançtan istiyorum. Mükemmel. Evet, son ürünümüze geldik. Bu da bizim Selen arkadaşımızın favorisi. Ben tasarım olarak en çok bunu beğendim çünkü lacivert ve kahverenginin uyumu güzel olmuş. Siyahtan daha iyi durduğunu düşünüyorum. Hemen bu ürünümü de yan taraftaki tuşlarından açıyorum. Bu ürünümüzde 3 tane tuş bulunmakta. 1 tane micro SD şarj girişimiz bulunmakta. Jack girişimiz var. Yine diğer ürünlerimizde olduğu gibi de micro SD 1 tane de hafıza kartı girişimiz bulunuyor. Bunu da diğer ürünlerimiz gibi hafıza kartını takarak müziğinizi dinleyebilirsiniz. Şimdi kulaklığımı diğerlerine yaptığım gibi kafama takıyorum. Bluetooth'la bağlantısını gerçekleştiriyorum. Bluetooth bağlantımızı gerçekleştirdim. Şimdi buradan hemen müziğimizi açalım. Sesimizi de fulleyelim. Evet, müziğimizi açtık. Şu anda dinlemeye başlıyoruz ve ben susayım, müzik konuşsun. Bu da güzelmiş. Bunun bazı da güzelmiş. Bunun bazı da güzelmiş. Evet, kafamda sesini duydunuz. Az biraz da olsa artık sizlere ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama tahmin edebileceğiniz bir ses seviyesine sahip. Şimdi kulaklığımı hemen buraya koydum. Mikrofonumu da kulaklığımın içine koydum. Şimdi aynı müziğimizi bir de açık alanda sizlerin duyabileceği şekilde. Evet, bu kulaklığımızla da testimiz bitti ve ürünlerimizin hemen hemen hepsinin ergonomik yapısına değindik. Ses seviyelerine değindik. Dışarıdan ne kadar ses aldığımıza yani dışarı ne kadar ses verdiğine değindik. Hemen yan tarafa arkadaşlarımdan rica edeceğim indirim kodumuzu bir daha yazsınlar. Bu indirim kodu sayesinde sitemizden alışveriş yaptığınız takdirde indirime sahip olacaksınız. Alışverişinizi tamamladıktan sonra gönül rahatıyla ürünlerimizi kullanıp bizlere yorum yapmayı unutmayın. Bu ve benzeri videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.